Öncelikle canlı bitkili akvaryum için önemli olan şey kumdur arkadaşlar. Kumun burada ölçüsü çok önemli. Mesela burada görüyorsunuz benim kullandığım kum Hagen kum. 4 santimetre kadar bir yüksekliği var kumun. Buradaki kumun yüksekliği çok önemli arkadaşlar. 4 santim ve yukarısı. Yukarısı olursa daha güzel olur arkadaşlar. Eğer akvaryumunuz büyükse, büyük bir akvaryumsa hani 8 santimetre, 6 santimetre, 8 santimetre gibi ölçülerde de kum koyabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsi maliyet olacaktır. 4 santimetre de yeter. Ben şu an 4 santimetre de besliyorum. Ama 8 santimetre olsa hem canlı bitkilerin kuma daha iyi tutunabilmeleri adına hem de yararlı bakterilerin kum altında daha iyi oluşması adına faydalı olacaktır. Kum böyle. Ben Hagen kum kullanıyorum. Bunun dışında bitki kumu ekleyenler de var. Ekleyebilirsiniz. Güzel olur. Yani ben sadece Hagen kum kullanıyorum. Daha maliyetsiz. Daha ucuza aldım. Bitki kumu kullanmıyorum. Kum böyle arkadaşlar. Bunun dışında ikinci önemli etmen canlı bitkili akvaryumda ışıktır arkadaşlar. Ben şu anda 18 wattlık bir ışık kullanıyorum. Şu gördüğünüz bitkiler için. Günde 10 saat falan aydınlatıyorum. 10-12 saat aydınlatıyorum. Zaten timer'ım var. Zamanlayıcım. Zamanlayıcımla beraber hani 12 saat aydınlatıyorum gün içinde. Siz tabii ki bu süreyi daha da aza indirebilirsiniz. Çok fazla ışıklandırmanın akvaryumda yosunlanmaya neden olduğunu, yosunlanmayı arttırdığını da bilmelisiniz. Mesela ben her su değişiminde yosunları temizlemek zorunda kalıyorum. İşte bir yerden kısıyorsunuz, bir yerden şey oluyor. Başka bir şey çıkıyor. Neyse, ışık önemli dedik. Işığı 8 saate kadar da düşürebilirsiniz. Hatta 6 saat verenler bile var. Tabii bunlar yüksek ışık istemeyen bitkiler için arkadaşlar. Benim bitkilerim yüksek ışık istemeyen bitkiler. 18 wattlık bir ışık aydınlatıcı kullanıyorum. Bundan dolayı. Şimdi benim size önerim yüksek ışık istemeyen bitkiler dikmeniz. Eğer bu işe yeni başlıyorsanız, ilk defa bitki dikecekseniz yüksek ışık istemeyen bitkiler dikmenizi öneririm. Bunun dışında tabii ki ne kadar yüksek ışık isteyen bitki dikerseniz ışıklandırmanıza da o kadar önem vermek zorundasınız. Bunu söylemek isterim. Dediğim gibi 8 saatten 12 saate kadar aydınlatabilirsiniz. Aydınlatma süresi arttıkça yosunlanma problemi de artar. Bunu da söyleyeyim. Üçüncü önemli şey karbondioksittir arkadaşlar. Karbondioksit ben kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Birinci sebebi bitkilerim karbondioksiti çok fazla istemeyen bitkiler. Bunun dışında tabii ki karbondioksit isteyen, çok yüksek karbondioksit isteyen bitkiler de var. Onlar için ekstradan karbondioksit tüpleri almanız lazım. Bunlar da ekstra maliyettir. Benim size önerim ilk defa başlıyorsanız karbondioksit ihtiyacı düşük, hatta hiç ihtiyacı olmayan, hiç ihtiyacı diyemeyiz de çok düşük bitkiler tercih etmenizdir arkadaşlar. Zaten karbondioksiti, o küçük karbondioksiti balıklarımız zaten suya salıyor. Balıkların saldığı karbondioksiti bitkilerimiz alıyorlar ve yeterince karbondioksit almış oluyorlar bu şekilde. Dördüncü etmen ise gübredir arkadaşlar. Ben misket gübre kullanıyorum şu anda. Gübrelerimi göremiyorsunuz. Toprağın içine gömülürler. Tam ortaya iki tane ektim ben. İki tane gübreyi, misket gübreyi diktim toprağın içine. Şu an gözükmüyorlar. Siz de bu gübreyi kullanabilirsiniz. Mesela 30 santim için 2 gübre ise 60 santim için 4 gübre atabilirsiniz arkadaşlar. Gübre kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gübre bitkilerin daha hızlı boyatmasını sağlıyor. Daha hızlı büyümesini sağlıyor. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.